Evet, şimdi programımızı tekrar if komutunu kullanmak üzere düzenleyelim. Şimdi bu sefer ne yapalım? Bu sefer şöyle bir program yapalım. Diyelim ki bir numara butona basıldığında RB0'a bağlı olan led bir kere yansın sönsün. 2'ye basarsak 2 kere yansın sönsün. 3'e basarsak 3 kere, 4'e basarsak 4 kere, 5'e basarsak 5 kere. Programımızın komut dizilimi bu olsun. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için şöyle bir yol izleyebiliriz. En basitli hemen. Diyeriz ki bir numara butona basıldığında RB0'ı bir kere yak. Bunu bir ana program yazarız. Ana programa deriz ki biz bir numara butona basıldığı zaman bir alt programa dallan. O alt programda da deriz ki LED'i bir kere yaktır. Dolayısıyla 5 tane alt program yazarız. Deriz ki yak 1 deriz buna. Yak 1, bir kere yak söndür LED'i. Yak 2 diye bir alt program yazarız. Buna da 2 kere yak söndür. 3, yak 3 diye bir alt program yazarız. 3 kere yak söndür. 4, 5 bu şekilde gideriz. Ve bunda bir ana program altından hepsini çağırırız. Ana programa ne yazarız? Butonları kontrol ederiz. Hangi butona basıldıysa o alt programa dallandırırız. Bunu nasıl yazarız? Deriz ki eğer bir numara, yani başlangıçta ana programı yazar, altına if port A0 eşittir 1 ise then yak 1. Hemen böyle bir metotla bir program yazalım. Mesela ne yapalım? Ana program diyelim. Alta inelim. Ana program dedik. Ne yapacağız ana programımızda? Hemen diyeceğiz ki if port A0. Çünkü burada niye bir karar vermesi, hangi butona basıldığını bilmesi gerekiyor işlemin, programın. Dolayısıyla bir karar verecek. Yani butonun oradaki değişikliğinin, herhangi buton bilgisinin değişikliği onu ilgilendirmiyor artık. Hangine butona basıldığı ilgileniyor. Çünkü o basılan butona göre LED'i yap söndürecek. Dolayısıyla bir karar var işin içinde. O yüzden if'i burada kullanıyoruz. If port A01 ise then neydi? Yak 1. Yak 1 yazacağımız alt programın adı. If'in bu şekil kullanımını söylemiştim. Demiştim ki if kullandığımız zaman sadece tek satır yapabiliyorsak end if yazmadan kullanabiliyoruz. Aslında bu programın açılımı şudur. Aslında bu programın açılımı budur. Yani siz bu şekil buraya yak bir yazarak aslında şu iki satırı yazmış sayılıyorsunuz. Basic Pro derleme sırasında size bunu hat olarak vermiyor. Ama eğer siz bunu buraya yazmayıp sadece şuraya alt satıra yak bir şeklinde yazsaydınız ve endif de kullanmasaydınız size mutlaka derlemede hata verecekti. Burada yak biri değil de, çünkü yak bir hiçbir şey algılamıyor şu an, diyecekti ki if'i endifsiz kullandın. Ama bu yakı şuraya alırsak gördüğünüz gibi herhangi bir şey problemde hata vermeyecektir. O verdiği hata label hatası. Yani siz bir alt program yazmadınız, onu söylüyor. If ve endif ile ilgili bir hata vermeyecektir. Şimdi biz yak bir yazdık. Daha sonra tek bu sefer port A'nın, yani ikinci butona basılıp basılmadığını anlamak için de bu sefer port A1 için yapıyoruz aynı şeyi. Ona da then yak 2 diyoruz. 3 için yazıyoruz. Port A, bu sefer 2 numaralı buton, 3 buton, 2 numaralı butondu. 1 ise then yak 3. Şimdi biz programımızı burada bitiriyoruz. Go to ana, döndürüyoruz programımızı. Ana programımız bu. Ana programımızı şu gördüğünüz satırlar arasında döndürüyoruz. Şimdi alt programlarımızı yazalım. Alt programımız neydi? Alt programımız yak 1'di. Yak 1'de ne yapacaktık? LED'i bir kere yaktırıp söndürecektik. Ya, neyi yaktıracaktık? Port B0'ı. Yaktık. Yandığını ve söndüğünü görmek için biraz bekleme yapıyorduk. Bekleyelim. Sonra tekrar düşüğe çekelim ki bir kere yandı söndü görmüş olalım. Bitti. Programı yazdık. Şimdi ne yapmamız lazım? Ana programa tekrar programı geri döndürmemiz lazım. Eğer biz buraya go to ana dersek program ne yapacak? Program şuraya dallanacak. Ama biz buraya dallanmasını istemiyoruz. Çünkü eğer yak 1'e geldiyse porta 0 basılmıştır ve yak alt programı çalıştığında bir porta 1'e git, yani şu ikinci satıra gitmesini istiyorsak, o zaman işte burada bir alt program dönüş komutu var. Bu da ne komutuydu? Return komutu. Hemen return komutunu yazıyoruz. Return komutu. Return dediğimiz zaman program
Şu kaldığı burada yak birden dallandı. Alt programda işlemini yapar. İşlemini yaptıktan sonra ikinci satır, ana program ikinci satırına gelir ve ikinci satırına işlemini yapmaya işlemini yapmaya devam eder. Return'ı yazdık. Daha sonra bir de az önce anlatırken yak 2'nin yanına bir gossip yazmıştım. Normalde şunu alt satıra yazıp az önce gösterdiğim şekil endifle yazıyor olsaydım, yani bu şekilde bir yazış tarzı yazsaydım, gossip kullanmak zorundaydım. Goto ile gitmeyecektim. Neden Goto ile gittiğimde yine ana programa Goto birçok karışıklığa yaratabilir. Çünkü siz birçok yerde Goto kullanırsınız. Dolayısıyla bu programda karışık yapar. Ama gossip aynı Goto gibi işlem görür. Sadece alt programlara çağırır ve Gossip'la gönderdiğiniz programı mutlaka return'a geri döndürmeniz gerekir. Çünkü return'u koymazsanız program asla geri dönmez, burada kalır. Yani bir nevi program bittiğini düşünür. O yüzden alt programların sonuna mutlaka return konur. Ana program değil, alt programın altına. Tekrar buraya eski haline alayım. Kısa yazılımını yazalım. Yak 1. Özür dilerim, yak 2. Şimdi bunu yazdıktan sonra yak 2'yi yazalım. Alt program. Bir alt program daha yazalım. Bu da yat 2 idi bizim. Yak 2. Hemen düzeltelim. 2 numara yazalım. Yak 2 neydi? 2 kere yakacaktı. Yani şu işlemi bir kere daha yapacak. Şu işlemi bir kere daha yaptıracağız. Önce şu hatamızı hemen yazmamışız. Düzeltelim. Şuradan kopyalayalım. Bir daha yazdık. Yak 3 nasıldı? Yak 3'te 3 kere yakıp söndürecekti. Yak 3. Gene 2 noktamızı koyduk. Etiketleri nasıl yazıyorduk? Etiketimizi yazıp 2 nokta üstüne koyuyorduk. Şimdi şu olayı 3 kere 1, bir daha kopyalarsak 3 olacak. Ve ne yapacaktık? Return'a geri döndürüyorduk. Bunu da döndürdük. Return'ın alt programı tekrar ana programa geri gönderiyoruz. Programımız bitti. Şimdi biz bu programı derledik. Tekrar programımızı açıyoruz. Tabii ben farklı kaydetmiyorum. Az önce yapmıştık o işlemi. Şimdi bir numara butona bastığınızda şu led, RB0 led'i bir kere yanacak, sönecek. Baktık, yandı, söndü. 2'ye bastığımızda 2 kere yandı, söndü. 3'e basıyoruz. Bir kere yandı, söndü. Şu an hata var. Ne oluyor? Programımız bir kere her halükarda işlemde hata yapıyor. Bakın şu an durdu. Hemen hatamıza bakalım. Nerede hata yapmışız? Evet, işte burada hatamızı gösterelim size. Birçok şeyde alt programa dönüyoruz. Hatamızı. Şimdi biraz bekliyorum, bakalım siz görebilecek misiniz diye. Evet, bakıyoruz. Hatamızı bakalım, gördünüz mü? Şimdi söylüyorum. Ne yaptık? Biz kopyala yapıştırdığımız yaptığımız için bazı yerlerde pause komutunu kullanmadığımız için hataydı. Mesela bir burada. Pause 200. Buraya yazıyoruz. Bitirdik. Geri döndük. Sonra tekrar buraya geliyoruz. Şurada bir tane var. Şurada bir tane daha var. Başka yok. Evet, şimdi programımızı derlediğimizde işlemi düzgün yapıyor olması gerekir. Evet, bir kere yandı. İki kere yandı. Üç kere yandı. 4-5'i yazmadım. Bunu siz aynı şekilde 4-5'i yazabilirdiniz. Tabii biz bunu böyle yazmayacağız şimdi. Bunu göstermek için. Böyle bir programlama mantığı güdebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bu port P0'ı iki kere yak söndürü yapabilmek için ne yaparsınız? Aslında bir for döngüsü yapıp iki kere yaktırabilirsiniz. Onu da nasıl yaparsınız? İsterseniz hemen onun örneğini de verelim. Hemen açalım. Burayı iptal edelim. Nasıl olsa bizim bir A değişkeni yukarıda tanınmış. A eşittir. Burada kaç kere yakacak? İki kere yakacak. 1 to 2. Şuraya next yapacağız. Love port B. Şurası next'le. Next A. Şu an iki kere yapacak. Şu altına gerek kalmadı, şuralara gerek kalmadı, bu kadar satırı yazmayacağız. Hemen kapatalım bunları. 2. Şurayı da aynı şekilde, buraya da birbirinden bağımsız aynı değişkeni
birbirinden bağımsız çalışacağı için aynı değişkeni for için kullanabiliyoruz. 1 to 3 olacak bu. Next. Ama ne yapmamız lazım? Ana programa gittiğimiz zaman döndüğünde A değişkenini sıfırlamam lazım ki mesela burada 2 de son olarak 2 yapacak ve eğer yak 2'ye geldiğinde A 2'den başlayacak. Dolayısıyla buraya her geldiğimizde A eşittir 0 yazmamız gerekiyor. Mesela bunu yazılımda yapmayacaktım. Hatayı görün diye diyecektim ama baştan artık söyledik. Bunu da şurada next diyoruz. Bir kere yapsa next A. Bir yanma sönmeyi 3 kere 2 kere döndürüyoruz. Evet. Tabi burada neyimiz eksik? Returnları açmamız lazım. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Returnlarımızı açalım ve şimdi derleyelim programımızın çalışıp çalışmadığını kendi gözlerimize göre. Stop, start. Bir kere bastık, yandı söndü. İki kere bastık. Bakın iki kere yanmadı. Niye yanmadı? Çünkü neyse üçü de göstereyim. Uzun süre yandı ve sönmedi. Şimdi gelelim program hatamızın nerede olduğuna bakmaya. Evet, hemen bakıyoruz hatamızın nerede olduğunu. Evet, hatamız burada. Hatamız neydi? Lambamız, bir daha programı gösterelim. Tam olarak olayı görün. Şimdi neydi? 1'e bastığımızda yanıp söndü. 2'ye bastığımızda 2 kere yandı. Gördüğünüz gibi söndü. Bu şuradan göstereyim. Burada nedir olay? Burada programın yazılış sırasının evet bakın süre uzun. Bakın süre uzun. Yani 1'e bastığımızdan yandı söndü. 2'ye biraz daha uzun süre yandı söndü. 3 biraz daha uzun süre yandı söndü. Neden? Çünkü lab komutunu biz pause ile sonlandırma işi yapmadığımız için şuradaki bir göstereyim. Next'ten önce direkt buraya tekrar high'a geliyor. Lava düştü ve hemen high olduğu için siz bunu burada söndüğünü göremiyorsunuz. Ama böyle 200 bekleme, 200 milisaniye bekleme yaptığımız zaman siz bunun yanıp söndüğünü, iki kere yanıp söndüğünü göreceksiniz. Şimdi bunu 3, 4, 5 şeklinde yazabiliriz. Ne yaptık? Bir ana program oluşturduk. Öncelikle yaptığımız işlemleri bir daha gözden geçirelim. Yaptığımız işlem neydi? Bir ana program yazdık. Şurada gördüğünüz ana programı. A değişkenimizi sıfırladık. Çünkü for next'te kullanacağız. Sonra dedik ki port A 0'ın çünkü niye bize hangi butona basıldığı önemliydi. Bir karar vereceğiz. Tamam butona bası. Biz direkt port A'yı okurduk ama butona basıldığını nasıl anlayacaktık? Anlayamayacaktık. Ne yaptık? Bunu anlamak için bir if yani bir karar mekanizması var işin içinde. Bunu ya bir matematiksel işlemle anlayacaktık ya da böyle if'le. If de böyle yazıp yak 1, yak 2, yak 3 şeklinde alt programlar yazıp bu yak 1, yak 2, yak 3'te de 3 kere yak, 2 kere yak, 1 kere yak komutlarımızı for'larla önce tek tek böyle high love'la yazıp sonra tekrar for'la for next döngüsüyle yazıp nasıl olsa bir A değişkenimiz vardı. A'yı unutmayın, sıfırlamayı unutmadan bu şekilde yapıp return'la ana programımızı döndürüp kaldığı yerden programı yaptık ve en sonunda programımızı bitirdik. Program bu şekilde çalıştı. Şimdi biraz daha işi kısaltalım. Biraz daha kısaltalım. Nasıl kısaltalım? Yeni bir matematiksel işlem olarak. Şimdi if komutunu anlatırken hep if portanın birinci bitine filan bakmaz. If sayısal değerlere bakar. Sayısal değerin büyük küçük olduğuna bakar. Sizin atadığınız bir değerden küçük mesela şöyle diyelim. Şurada şöyle de yazabiliriz. If A eşittir 1 ise. A'ya bir atarsınız şuraya. Bu 1'dir. If A eşittir 1 ise den yak 1. Şimdi biz bu programı çalıştığımızda A'ya zaten şurada 1 atadığımız için direkt yak 1'e gider. Bunu ne yaparsınız? Eğer bir bu portayı okuyup A değişkenin içine aktarabilirseniz ve bunu bir kayan yazı şekli yani 1, 2, 3 diye ondalık sayı dilimi şeklinde yazarsanız dolayısıyla A bir değişken değer alır ve o değişken değerine siz ona göre yak etiket istediğiniz yakma konumuna yönlendirebilirsiniz. Bunu tek satırla bu işi if 3 5 tane if yazmadan tek satırlarla bu işi bitirebilirsiniz. Şimdi onu nasıl yapabiliriz? İşte bu. Şimdi if'i kullanırken dedim matematiksel aritmetiksel operatörler ve bazı değişken operatörleri kullanılıyor. Şimdi burada bir matematiksel operatör var. Geri geldi hem onu da öğrenelim. Bir matematiksel
operatör kullanalım. Bunu nasıl yapalım? Öncelikle ana programımızın burasını silelim. Şimdi öncelikle ne dedik? A değişkenimize dedik. Bir değer atayacağız. Ama burada biz for'da kullandığımız için biz B değişkeni atayalım artık. B diyelim 1 byte 8 bitlik bilgi. Şimdi B'ye ne yapacağız? Diyeceğiz ki B eşittir porta. Şimdi ne yaptık? B registrenin içine 8 bitlik bilgisine porta bilgisini aldık. Yani şu 8, özür dilerim, 5 buton bilgisini aldık. 1, 2, 3, 4, 5 butonu. Şimdi bize bunun hangi buton nereye basıldığını nasıl anlayacağız? Şu an aldık B'nin içinde. Şu an B'nin içinde 5 tane eğer basılmadıysa 0 değeri var. Mesela burası 1 oldu. Yani butona basıldı. Bunu nasıl anlayacağız? İşte burada yeni bir matematiksel operatör kullanacağız. Şimdi biz mesela bu B0, B eşittir porta dediğimiz zaman burada bir eşittir operatörü kullanıyoruz. Matematiksel operatör nedir bu? Portanın içeriğini B'ye eşitle demek. Yani B'ye al. Mesela bu operatörler 8 tane galiba operatör var. Bunları tek tek kullanabilirsiniz. Ama aritmatiksel operatörler komut dizimleri içinde yer alır. Yaklaşık o da 10 tane kadar zannedersem 10 tane kadar da aritmatiksel operatör vardır. And mantıksal operatörler hariç bir de mantıksal operatörler var. Şimdi bunları karıştırmayalım. Sadece biz aritmatiksel operatörlerden bahsedelim. Hemen neydi bizim aritmatiksel operatörüm? Hemen şuradan yazalım. Evet. B eşittir. B eşittir. Şimdi B'ye dedik ki, şimdi B'nin içinde 1, 0, 0 bilgisi var. B eşittir diyeceğiz. N, C, D, B. Şimdi biz bu komutu yazdığımız zaman bu N, C, D hemen hepten bakalım hepte var mı? Ben bunun hepte olduğunu da gerçi bilmiyorum. Varmış. Hemen bakalım. Matematiksel operatör diyor. Ve diyor ki bakın burada yazmış. Demiş ki ncd komutu demiş operatörü şu arkasına yazdığınız binary sayıyı ya da bizim gibi b değişken bir değişken de olabilir. Binary sayının diyor en büyük 1 olan rakamını b0'ın içine atar. Yani b0'ın içine burada bakın en büyük bit 7. bit yani 7 numara ve bu b0'ın içine 7 değerini atar. ncd yani NCD ya NCD diyeyim. NCD bu işi yapıyor. Bu bir matematiksel operatör. Yani bu matematiksel operatör mesela sinüs, kosinüs, ondan sonra sqr yani SQR, dik gibi birçok operatör var. Bunları hepsini tek tek yeri geldiğinde anlatacağım. En çok kullanılan bu NCD'dir. En büyük biti bulmada kullanılır aslında bu. Zaten burada da yazıyor. 16 bite kadar en büyük biti tek bir biti içinden bulup bunu rakamsal olarak B0'ın içine yani atayacağınız değişkenin içine yönlendirebilirsiniz. Kullanımı nasıl? B0 yani değişkeninizin ismi eşittir NCD arkasına yazacağınız binary sayı ya da dışarıdan aldığınız bir veri bu. Biz ne yaptık? Dışarıdan aldık bu bilgiyi. Açalım yazılımımızı. Biz dışarı ne yaptık? B değişkenimize portayı yazdık. 8 bit bilgiyi. Şimdi bizim için bilgimizde şöyle bir durum var. 8 bitlik bir bilgi var. Tabi bizim 8 bitlik bilgimiz neydi? Aslında buydu. Ama bunu biz görmüyoruz. 8 bitlik bilgiyi buraya NCD B oldu. Şimdi biz bunu mesela hemen burada programı bitirip hiç dallandırmadan B port B eşittir B diyerek hangi bitin butonuna basıldığını görebiliriz. Hemen onu görelim. Alt programları kullanmadan bastık. Şu an mesela 4 numaraya bastığımda gördüğünüz gibi RB2 yandı. Mesela bu 2 tane yandı. Neden? 2 atadı çünkü. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunun temizlemesini yapacağız. Matematiksel işlemini yapacağız. Şimdi ne yaptı burada? Burada rakamı yazdı. 5'e bastığımız zaman burada rakamı yazdı. Hemen bakalım. Beş rakamı gördüğünüz gibi şuna bastığınız zaman 5 rakamı gördüğünüz gibi yandı. Ben size özellikle göstermek için hesap makinesini açayım şöyle. 1000
Yani şu 1-0 bastığımız zaman 5. Şimdi biz bunu ne oldu? En büyük rakamı aldık. Yani 5'e basıldığında 5 değeri bize geldi. 4'e basıldığında 4 değeri geldi. Bunlar geldi. Şimdi bunu nasıl şeye çevireceğiz? Ona bakalım. Led konumuna. Şimdi ne yaptık? Burada artık şeyimizi aldık. En büyük bitimiz artık B'nin içinde. Yani bizim for için kullanacağımız şurada bir to sonunda bitireceğimiz rakam B'nin içinde. Şimdi bu yak 1'e geliyoruz. Şimdi şunlar iptal olacak artık. Şunları iptal edelim. Tek tek iptal ediyorum sabırla. İyice görün diye. Evet, şimdi yak 1'e geldik. Şimdi ne yapacağız buraya? For a eşittir 1 to, yani a değişkenimiz içinde 1 to, ha, bir tane değil b dedik. Gene buraya pausemizi yazalım ki kafamız karışmasın, tekrar problem olmasın. Next. Şimdi koltuğunu buradan kaldırıyoruz. Çünkü artık programımızın şeyi yok. Gerek kalmadı. Direkt altında next yaptık. Şu yak 1'e de gerek kalmadı. Evet. Programımız bu hale geldi. Şimdi biz bunu derleyelim. Start edelim. Bakalım doğru yapmış mıyız işlemi. 5'e bastığımızda 5 kere yandı söndü. 4'e bastığımızda 4 kere yandı söndü. 3'e bastığımızda 3 kere yandı söndü. 2'ye bastığımızda 2 kere yandı söndü. 1'e bastığımızda 1 kere. Gördüğünüz gibi programımız az önce gösterdiğim şuraya yazdığım satırlar yak 3 ana programı yazmak varken bizim programımız şu kadar hal geldi. Hemen şuraya yazalım. Ne yaptık burada? En önemli nokta burada ne? Portayı okuyup B değişkeni içine aldık. Yani bir aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Az önce aklıma geldi aslında onu yazmak da. Niye şöyle yazmıyorsun? Portayı A eşittir 4B. Madem eşit diyorsak niye? Şimdi bunu böyle yazdığınız zaman bu programı bastığınız zaman bu program derlenir. Hiçbir hata da vermez. Hep bunu anlatıyorum. Neden? İki konumu vardır. Linkerlar. Yani derleme işi yapılmadan önce. Linker bu hatayı görmez. Bunu siz simüle programına bastığınız zaman programın çalışmadığını görerek, ha bu çalışıyor çünkü şu an neden çalışıyor? Şundan, biz B değişkenini değiştirmek. Gösterelim hemen onu. Burada B'yi çünkü kullanıyoruz. Şuraya yazacağız onu. Şunu iptal ettiğimiz zaman. Şuraya da port B yazacağız. Dolayısıyla biz şimdi port B'nin içine attığımız için port B. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir işlem yapmadı. Nitekim yapmaz da. Bunun sebebi şu. Şimdi ilk dersimizde ben mikro denetleyiciler nasıl çalıştığını anlatırken size bir hesap makinesi örneği vermiştim. Demiştim ki bir masanın üzerinde bir kağıt ver, orada aylık değerler var. Elinizde bir hesap makinesi var. Ve siz bu değerleri aylık masrafınızı hesaplayacaksınız. Verilerin bir grubu kağıdın üzerinde. Hesap makineniz de elinizde. Birinin bu verilere girmesi lazım. Ne yapıyorduk? Kağıttan okuyordunuz. Tuşları dokunarak rakamları giriyordunuz. Ama ne gerekiyor? Kağıttan sizin onu alıp direkt kağıt hesap makinesine giremiyordu. Yani şimdi port B bir yer. Ayrı bir register grubu. Porta ayrı bir yerde. Artı bizim ne olduğum RAM registerlerimiz daha farklı bir yerde. İşte bu bağlantıları RAM registerleri kullanıyor. İşte bu bir mimari. Mikro denetici mimari tekniği. O yüzden registerler bu kullanımı çok önemli. O yüzden mutlaka biz hani ilk örnekte başta biraz önceki örnekte kısa iki komut yazdığım yere niye port A port B'ye eşitlenmiyor onu göstermek için. Çünkü sürekli değişken burası. Normal RAM değişkeni gibi değil. Ne yapıyorduk? Hemen ana programımızda B değişkenimizi hemen port A'ya eşitliyorduk. Yani port A'yı okuyorduk hemen. 5'ini birden tek tek bakmıyorduk. Biri hangisine basılır. Daha sonra
Bu da yazmışım zaten. B değişkeni aldık, yazdık. Portayı B'ye yazdık. Mesela burada nasıl olsa bizim aynı anda ikisine basma gibi ihtimalimiz yok. Çünkü programımızda neydi? 1'e basılsa bir kere yansın, 2'ye yazılsa iki kere yansın gibi bir şeyimiz vardı. Dolayısıyla tek bir durumu, hangi butona basıldığının bir tanesi bize yeter. Yani ikisine birden basılması şu an bizim için bir programımızda önem arz etmiyor. Dolayısıyla bize 1 lazım. Ne yapıyorduk? Hemen burada matematiksel operatör kullanıyoruz. Ne bizim bu bize kolaylık sağlayan bu operatör? Bu da BNCD operatörü. NCD operatörü ne yapıyordu? Şu B rakamın içindeki, bizim R rakamı bakın şu butona basılmış hali bu. Basıldığı zaman en büyük bitini B'nin içine atıyordu. Yani şimdi siz şuraya 1 yazdığınız zaman B eşittir 1 oluyor. Dolayısıyla B buraya geliyor ve diyor ki for, sonra işlem bitiyor. İkinci bir alt satır komutu. Şu komutu yaptıktan sonra B'nin içine 1 rakamını attı. Daha sonra geliyor buraya. A eşittir diyor. For A dönmesi için 1. Sonunda da B var. B'nin yerine 1 yazıyor. Yani bir kere yanıp sönecek. Dolayısıyla bir kere işlemi yapıyor. Burası 1 döndüğü geri next 1'i görünce alt program anaya dönüyor. Anadan tekrar anaya, buraya, tekrar başa. Tekrar portayı okuyor. Mesela bu sefer son şurayı yapalım. Burası da 5. 0. Şöyle bir konum oldu. Burası da 5. Ne oluyor? 5 rakamını B'nin içine atıyor. Daha doğrusu özür dilerim. Biner olarak bu rakamı B'nin içine atıyor. Siz daha sonra ne yapıyorsunuz? B'yi bu 100 rakamını NCD uyguluyorsunuz. Yani NCD uyguluyorsunuz. Bu da ne yapıyor? En büyük biti buluyordu 1 olarak. Mesela şurada da bir 1 olsaydı bunu yazmayacaktı. Yine bunu yazacaktı. En büyük biti. Var olan en büyük biti. O an için bütün butonlara basarsak 5 kere işlem yapacaktır. 5 kere LED yakar. Çünkü her halükarda en büyük biti aldığı için. Bu komutun özelliği o. En büyük biti buluyor. Basılı olmuş. Yani 1 olan en büyük biti. Daha sonra ne yapıyor? Bu buraya 5 rakamını B'nin içine atıyor. Yani şu bir B rakamının içine, B100 içindeki 1'i alıyor buraya atıyor. Yani 5. Daha sonra geliyor for'a. A eşittir 1 to B değil de 5 diyor. Bu sefer burası 5 kere yanıp sönüyor. Programın çalışması bu. Ne oldu? Bizi tonla alt program çalıştırmaktan program kurtardı. Birçok komutu da böylece şunları yazmamıza gerek kalmadı. Evet, programımızı böyle anlattıktan sonra birkaç şeye cevap vereyim. Artık bundan sonrası if öğrendik, for next öğrendik, 4-5 tane komut öğrendik. Aslında branch komutunu da gösterebilirim size. Olmazsa bir de branch komutunu da göstereyim. O da aradan çıksın çünkü aynı formatta çalışıyor. Böylece bir komut daha öğrenmiş olalım. Hemen örneğimizi değiştirelim. Şimdi başka bir mantıkla yola çıkalım. Hemen branch komutunu şuradan size yazaraktan gösterelim. Evet, branch. Tam da benim istediğim örnek varmış. Şimdi branch komutu az önce if'le ne yapmıştık if'le şu programımızda? Aslında bunu baştan şunu yapmadan önce branch'ı yapsaydım daha iyi anlayacaktınız. Ne yapmıştık? Buraya yazmıştık, bir ana program yazmıştık. If işte porta 1 ise yak 1'e git, yak 2'ye git, yak 3'e git, yak 4'e git, yak 5'e git şeklinde şu şekilde alt programlar yazacaktık. Hatırlarsanız bir programımızı böyle de yapabiliriz diye konuşmuştuk. Sonra kısaltıp bu hale getirmiştik. Şimdi burada ana programımıza kaç 5 satır if yazacaktık. Yani if porta 0 eşittir 1 ise then yak 1. Porta 1 eşittir 1 ise yak 2 gibi 3, 4, 5 şeklinde yazıp alt programları yazacaktık. Biz yine alt programla oluşturduk fakat burada şu örnekte de help dosyasında da zaten o örneği vermiş. Tekrar şuradan help dosyasını açalım. Evet. İşte bizim burada aynı bizim yaptığımız gibi bir program yazmış. Demiş ki B40 mesela şunu port B4 olarak düşünün. B40 ise doc adlı alt programa git demiş. Eğer bir B4 1 ise demiş cat adlı bir programa git.
2 ise demiş fiş adlı programa git. Aslında burada buton değil. Şimdi bizim işte burada gösterelim. Mesela biz direkt for'u böyle döndürdük ama burada nasıl olsa rakamımızı aldık mesela. Şimdi şurada B'nin içinde bizim en yüksek bitimiz var. 0'dan 5'e, yani özür dilerim, 1'den 5'e kadar bir rakam var. Şimdi biz burada branch yazsaydık boşlukta bize indeksi isteyecekti. Yani hangi değişkeni kullanacağımızı isteyecekti. Hemen yazalım onu da. Bizim değişkenimiz B. Sonra diyecekti ki bize nereye dallanayım? Birincisi yak 1. Virgül. İkincisi yak 2. Yak 3. Yak 4. Yak 4, virgül, yak 5. İşte program bu. Şimdi ne oldu burada? Burada amaç şu. Branch'ın kullanımını da göreceğiz. Hem help'ten bakalım hem biz de programımıza yapalım. Bunu ne yapıyor? Branch B4. Eğer diyor B4 1 ise bir numaralı etikete dallan. Yani dog. 2 ise 2 numaralı kete dallan. 3 ise fişe dallan. Aynısının if yazılımı da bu. Bizim de yazılımımızda tekrar gidiyoruz yazılımımıza. Branch'in içinde yani burada bir rakam var. Burada şu an 5 var. Dolayısıyla branch 5 oluyor. 5 olduğu zaman 1, 2, 3, 4, 5. Yani yak 5 adlı programa dallanacak. Program otomatikman yak 5. Yak 5 şu an burada yazı değil. Yak 5'i bulsaydı yak 5'e gidip o programa dallanıp tekrar geri dönecek. Nereye dönecekti? Tekrar anaya dönecekti. Yani siz bu programı yazdığınız bu sefer return dediğiniz zaman branch'e dönmez. Direkt ana programa döner. Ana programa gelecek, tekrar portayı okuyup yeni bir B değeri alacaktı ve o B değerini branch komutuyla kullanacaktı. Bu komut çok kullanılır. Bu daha çok mesela bir rakama atadığınız zaman rakamı olan değeri mesela 30 tane 35 tane hesaplama alt programlar yaptınız. Bu if'leri o kadar doldurmanızı engellemek için mesela B4 işte mesela B rakamı 10'sa hemen buraya 10 tane değişkeninizi atıyorsunuz. Yani alt programınızı. O 10'uncuya. Ne oluyor? Sizin için önemli olan 10. sırada olması. Yani burası 10'sa bu 10'a gider. Şimdi bizim 5'ti. 1, 2, 3, 4, 5'e gitti. Mesela 5 değil de burası 3 olsaydı o zaman 1, 2, 3. 3 numaralı şeye gelecekti. Önemli olan buradaki kullanımı. Köşeli parantezi var. Yani siz branch'ı kullandığınız zaman şurayı kopyalayayım bir daha yazmamak açısından silelim. Zaten yazdınız hemen dedi ki index yani değişkeninizin adı ne? Hangi değişken? İndeks değişen değer. Değişen değeriniz B rakamı. Şu rakam. Ondan sonra virgül koyuyorsunuz ve köşeli parantez koyuyorsunuz. Köşeli parantezden sonra etiketinizi yazıyorsunuz. Yani gideceği birinci etiketi. Sonra virgül koyuyorsunuz. Bu parantezi koymanıza gerek yok. İkinci etiketi koyuyorsunuz. Daha sonra tekrar virgül koyuyorsunuz. Üçüncü etiketi. Kaç tane değişkeniniz varsa bu şekil doldurarak yazıyorsunuz. Branch'ın bu şekil kullandığınız zaman eğer programımızı yazıp deneseydik ki isterseniz şunları açıp da deneyebiliriz programı. Sadece şeyi açalım. Yak 2'yi açalım ve sadece yak 2'ye basalım. Bir buton için denemiş olalım en azından. Evet. Yak 2. Dolayısıyla biz yak 2 kalsın. Şunları silelim. Bu virgülü de sileceğiz tabii. Şimdi yak 1'i görebilir mi? Derleyelim bakalım hata verecek mi? Verecek tabii. Çünkü yak 1 yok. Şöyle bir tane yak 1 yazalım. Yazalım. Altında program olmadığı için return'a geri döndürmemiz lazım. Kandıralım yazılımımızı. Israrla kanmamakta direniyor. Evet, virgülü koymamışız. Şimdi branch'ı kullandık. Şimdi ne olacak? Sadece bizim iki tane şeyimiz var. Yak bir zaten çalışmıyor. Dolayısıyla biz 2 numaralı butona basacağız. Programı derledik. 2 numaralı butona önce start ediyoruz. 2 numaralı butona basıyoruz. Programımız etikete dallanmadı. 5. Hemen arızamızın sebebine bakıyoruz.
Evet, branch komutumuzun kullanımını da gösterdik. Şimdi şurayı toplayalım. Programımızı eski haline getirip bugünkü dersimizi bitirelim. Şunlara gerek kalmadı. Sivers programımızı derleyip simülasyonumuzu yapalım. İki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Şimdi bazı arkadaşlar birkaç şey yazmış. Mesela karşılaştırma PVM, özellikle PVM'i soran olmuş. Bu komutları kullanacağız mı diye. İşte gördüğünüz gibi kademe olarak ilerliyoruz. Ya şimdi direkt PVM komutu, mesela şimdi aslında ben sound komutunu göstermeyi düşünüyordum bugün. Fakat şimdi o komutu göstermem için bazı bilgileri de vermem gerekecek. Özellikle kristal hesapları, frekans hesapları, ses hangisidir, frekans nedir, düşük frekans, yüksek frekans, bunları anlatmam gerektiği için biraz daha bekleyeyim dedim sound için. Hiç olmazsa ondan, mesela butonlar hazır, buton bilgisini verdim. Ondan birlikte melodi üretici yapar. Birkaç şarkı türkü çaldırırız diye düşünüyordum pik işlemciye, denetleyiciye. Fakat onun için de şu an erken. Öncelikle bu işleri tam olarak algılamamız lazım ki o komutları anlamak basitleşsin. Belki siz soran arkadaş için bu kolay olabilir. Bunlar. Ama biz şimdi genel düşündüğümüz için kademede ilerleyeyim diye düşünüyoruz. O yüzden önce bilgi girdisi çıktısı. Şimdi haftaya, yani bir dahaki 2 hafta sonra tahminimce, 2 hafta sonra portları çoğaltmayı göstereceğim. Yani mesela şimdi biz burada kullandık, bütün portlarımız doldu. 8 tane led, 5 tane buton. Mesela biz 8 tane buton, 8 tane led'i pikte 5-6 pin kullanarak nasıl yapacağız? Onları göstereceğim. Mesela bir mic pick led, 32 tane led yakıp söndüreceğiz. Ya da daha basit tabirle 2 tane pini kullanarak 8 tane led'i seri olarak bilgi gönderip, yani pulse out, pulse in komutları kullanarak bunları öğreneceğiz, bunları yapacağız ve orada biraz frekans hesaplarına gireceğiz, iletişim hesaplarına gireceğiz. Dolayısıyla o sound komutları, PVM komutu gibi komutları ondan sonra biraz daha rahat anlamaya, kullanmaya gayret edeceğiz. Mümkün olduğu kadar operatörleri şu an seçiyorum sizin için. Hangi operatörleri çok kullanırlar diye, yani örneklerde. İşte o operatörleri yeri geldiğinde böyle tek tek vererek, mesela bugün verdiğim DCD operatörü gibi, işte bu operatörü çok sık kullanır yazılım yapanlar arkadaşlar. Bu işte bu 8 bitlik bilgi için 16 bite kadar çıkabilir. 8 bitlik bilgi için de en büyük pini rakamsal olarak değişken içine atıyor. Bunu çok kullanacağız. Bununla birlikte 2-3 tane daha bulun var öyle sürekli kullanabilecek olan. Onları yapacağız. Sonra bir arkadaşımız da trafik lambası ile ilgili sormuş. Trafik lambası zaten şu verdiğimiz, bugüne kadar verdiğimiz komutlarla kendiniz gayet rahat yapabilirsiniz. İsterseniz siz yazmaya başlayın. Takıldığınız yerleri soru sorarak ya da programı bize siteye atarsınız. Orada hep beraber yazabiliriz. Zaten gördüğünüz gibi biz kursumuzda bu önceden hazırlanmış, yazılmış şeyler yok. Şunlar hep sizinle birlikte yaptığımız şeyler. Ben bunları silmiyorum. Burada kalıyor. Sizinle birlikte yazıp dönüyoruz. İşte butonlar, şeyler. Bunlar hep sizinle birlikte yazdığımız yazılımlar. Burada hep beraber deniyoruz aklıma geldikçe. Çünkü ana temel konuları işlemeye çalışıyorum. Önce komutları tek tek yeri geldiğinde kullanalım ki ilerleyen bir proje yapacağız şimdi son olarak. Bayağı bir şöyle bir 10-15 öğrendiğimiz zaman, komut öğrendiğimiz zaman, özellikle LCD bağlantılarını yaptığımız zaman şey yapacağız. Proje ortaya atıp proje yaratıp o projelerden komutları yedirmeye çalışacağız. Hangi komutları kullanabiliriz, nasıl yaparız fikrini ortaya atacağız. Çalışma grubu oluşturacağız yani kendimize. Şimdi şifreli kilit yapacağız demiştik. Şifreli kilit yarın yapacağım. Yarın akşam yani hazırlayacağım. Siteye göndereceğim. Şifreli kilit kısmı program biraz siz şey yapın, çünkü şifre kilitte biraz detay kullanacağız. If'i değişik konfigürasyonlarda kullanacağız. If yerine başka bir şeyler kullanacağız. O yüzden önce bunları bir iyice bir dinleyin.
İyice bir örnek yapın. Birkaç işte 3 değil 5 yapın. LED'leri başka şeyler yaktırın, söndürün. Bu komutları şöyle bir yazın. Deneyin. Daha sonra if ile ilgili daha çok kullanım alanı var. O yüzden oluşabilecek sorularınızı mutlaka sorun. Mesela şunu şurada kullanır mı, kullanmayız. Ya benim aklıma gelmeyen şu an bir şeyler olabilir. Onları sorun. Zaten şifreli kilitte de birçok if uygulamasını yapacağız. 2-3 şifreli kilit metodu uygulayacağız. Bunları daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra görüşmek umuduyla herkese iyi akşamlar.